CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında Sarıgöl'de vatandaşlarla buluştu. Özgür Özel, Manisa Milletvekili adayı Neşe Zengin, Millet İttifakı Bileşenleri Saadet ve Demokrat Parti ilçe başkanlarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi. Bu meydanda referandumda konuştuk, yerel seçimlerde konuştuk, dolu oldu, afet oldu geldik konuştuk, pandemide geldik konuştuk, ekonomik krizde geldik konuştuk, derdinizi konuştuk, umudunuzu konuştuk. Bugüne kadar eksikleri söyledik, bugünden sonra yapacaklarımızı söylüyoruz. Manisa'da da Türkiye'de de anketiyle, rakamıyla, sahadaki heyecanıyla bir iktidar gidiyor, Millet İttifakı'nın iktidarı geliyor. Müjdeler olsun. Ziraat Odası Başkanımız yanıma geldi. Çalışkan, gayretli. Bu jeotermal konusunda verdiği emekler çok kıymetli. Dedi ki, başkan şöyle bir şey diyebilir miyim? Dedim ki diyemeyim. Çünkü 3 hafta sonra yapamazsak mahcup oluruz. Ama dedim ben bunu aldım. Genel başkana söylerim. İttifak ortaklarımıza söyleriz. Eğer olursa müjdeyi o zaman verir. Diyor ki, madenciye yıpranma var. Gazeteciye yıpranma var. Milletvekiline yıpranma var. Ama en çok yıpranan, sizin karnınız donsun diye gece gündüz çırpınan çiftçiye yıpranma yok. 4 yıl çalışan çiftçiye 1 yıl yıpranma verir miyiz? Bunu iktidarımızın ilk ev ödevi olarak kaydediyorum, götürüyorum. 22 yıl önce söz verip de yapmadıkları bir şey var. O zaman kırmızı mazot vereceğiz dediler, yapmadılar. ÖTV'siz, KDV'siz, yatlara, kotralara verilen ucuz mazotu iktidarımızın ilk 3 ayında çalışmasını yapıp önümüzdeki dönemde öyle hiç gecikmeden, üzüm sezonunun ortası gelmeden KDV'siz, ÖTV'siz mazotu o traktörün deposuna dolduracağız. Sözümüz söz. Gübreyi, ilacı bugünkü fiyatların yarı fiyatına devletin desteğiyle kullanacaksınız. Sözümüz söz. Jeotermalde mücadeleniz önemli. Bizim desteğimiz önemli. Muhalefet olarak bu kadar direnebildik. İktidar olunca onlara geçit vermeyeceğiz. Sözümüz söz. Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı'na da yüklenen Özgür Özel, bizim içimizde HDP yok dedi. Özel, isim vermedi ama terör üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi Manisa, milletvekili adayı Ali Uçak'a da yüklendi. AK Parti duruyor. Bir kolunda destici, bir kolunda MHP. Ama böğründe, koynunda Hüdapar'ı da koymuşlar. Yuğlamayın. Bakın bu Hüdapar kim? Türk milleti demeyelim diyen bunlar. Türk bayrağı olmasın diyen bunlar. Ne mutlu Türk'üm diyene demeyelim diyen bunlar. Özellik olsun, federasyon olsun, Türkiye bölünsün diyen bunlar. Türkçe ana dil olmasın diyen bunlar. Ama bunlar AK Parti'nin listelerinin içinde sıra sıra yer almışlar. Yani Hüdapar koynunda, MHP'de bunların koynunda. Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber? Sonra çıkmış birisi Alaşehir'den. Ne kadar kanun dışı adam varsa fotoğrafı var onlarla. Ne kadar mafya varsa, ne kadar kaçakçı varsa onlarla fotoğrafı olan kriminal birisi gelmiş MHP'den listeye girmiş. Köyleri geziyor tek tek. Ondan sonra efendim CHP şununla beraber, bununla beraber. Bizim içimizde HDP yok ama AK Parti'nin içinde Hüdapar var. Bir kolunda MHP, bir kolunda da Büyük Birlik Partisi var. Sonra çıkmış birisi CHP terörle beraber. Şimdi Özgür Özel burada. Şunu bilecekler. Teröriste kol kola girelim. Teröriste serbest bırakma sözü verelim. Teröriste sınırda araba yollayıp da çadır mahkemesi kurduranın, otobüsün üstünden selam durduranın, adaya adam yollayıp yerel seçim için mektup yazdıranın, İstanbul'da okutanın, ayağına kamera yollayanın Allah bin belasını versin. Bin belasını. Diyormuş ya o MHP'li. CHP şunlarla beraber, Allah belasını versin. Açık söylüyoruz. Kim teröriste beraberse, olduysa ve olacaksa Allah onun bin belasını versin. Abdestimizden şüphemiz yok, namazımızdan şüphemiz olsun. Ama tutup da kendi kirli fotoğraflarına bakmadan, mafyayla iş tutmuşluğuna bakmadan, asla
ve asla içinde bulunduğu duruma bakmadan gelip de Sarıgöl'de, Alaşehir'de yalan konuşanın, buradan bir fayda umut edenin bizden alacağı cevap da budur. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Özgür Özel'in hedefinde Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da vardı. Özel, isim vermeden alanda bulunan hayırsever Hüseyin Gümüşlü üzerinden Belediye Başkanı Necati Selçuk'a da yüklendi. Hayırsever Hüseyin Gümüşlü, sen bir mitinge gittin diye sen onları ettiler ya, onların da benden çekecekleri var, sana söylüyorum Hüseyin Hoca. Her yaptığı iş Sarıgöl'e yarayan, çocuk okutan, okul yapan, cami yapan, Kur'an kursu yapan Hüseyin amca bize selam verdi diye ona etmediğini bırakmadılar. Buradan söylüyorum, Sarıgöl'ün AK Partilisi, başımın tacısınız, buradasınız. Sarıgöl'ün MHP'lisi, aha buradasınız. Bundan sonra iyi olsun diye oy verdiğiniz olmadı. Oyu vereni bağrımıza basarız. Vermeyene düşmanlık yapmayız. Ama Hüseyin amcamı ağlatan o var ya, onun bundan sonra benden çekeceği var onun. Elindeki son seçim anketlerini de paylaşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %47-48 bandında olduğunu belirtti. Şu anda 47-48'deyiz. Tayyip Bey 43.5'da. Eğer biz birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na gidip oyları birleştirirsek Kemal Bey bu birinci turu kazanır. Bu seçimi almaya var mısınız? Var mısınız? Seçime kadar uyumadan, yorulmadan çalışmasını bekliyoruz.